Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi, yani X alfalar X'in subsetleri olsun. Bu subsetlerin işte biri diğeri içinde kalıyorsa, o zaman büyük olanı order olarak da büyük olarak kabul edelim. Ve bu durumda da inclusion map işte küçük olanından büyük olanın homolesine bir map veriyor. Ve bu maplerin limitini alalım. Dolayısıyla bu limit grubundan X'in homolesine bir elimizde map var. Tabii ki natural soru şu, yani bu nesnelerin limitinin belirlediği grup acaba X'in homolesiyle değil mi? Ne kadar benzeşiyor? Proposition da tam olarak onu söylüyor. Yazayım. If a space X is the union of a directed set of a directed set of subspaces X alpha with the property that each compact set in X is contained in some S alpha, then the natural map hangi natural map? İşte şu yukarıya yazdığımız limit. Yani x alfalar bir yerde değil mi? X'e converge ediyorlar. Böyle düşünebilirsiniz. O zaman kohomolojide converge ediyor. Is an isomorphism. For all I and G. İspat da gayet basit. Nedeni şu. Proof şunu yapmamız lazım. X'teki her homoloji sınıfı bir tane X alfadan geliyor. Yani o bu map'in örten olduğunu söyleyecek. Artı bir de bir tane class'ın görüntüsü X'in içinde sıfırsa o zaman o bir tane x alfanın içinde de sıfır olmalı. Şöyle diyelim. Let diyelim alfa demeyelim de bunu da nasıl göstereyim? Şimdi alfaları zaten kullandığımız için şöyle diyeyim. Let Sigma bir tane simplex bir singular chain in X representing a class in HI XG. Yani bu boundary'si sıfır olan bir tane chain olsun. Singular chain olsun. Şu var. Şimdi bu finite bir toplam ve her bir sigma kompakt bir küme üzerinde. I boyutlu singular simplex üzerinde tanımlı bir continuous fonksiyon. Dolayısıyla bunun görüntüsü, her bir sigmanın görüntüsü X'in içinde kompakt bir set. Bunlardan sonlu tane var çünkü bu sonlu bir toplam. Dolayısıyla bu sonlu tane kompakt kümenin union'u da bir kompakt küme olacak. Dolayısıyla bu singular chain'in görüntüsü bir tane X alfanın içinde kalacak. Şöyle diyeyim. Since the image
of each sigma is compact and this is a finite sum. Finite sum. There is the image of, yani şunun imajı is compact and thus there is some x alpha so that bu the image of which in lies in x alpha. Bu da şu demek ama dolayısıyla hence bu nesne defines a class in H I X alpha G. Yani bu nesne şey içinde de bir sınıf verir. Çünkü X alfanın içinde oturuyor bu. Ve o zaman the inclusion map, the homomorphism homomorphism h i x alfadan maps bu nesneyi bu şeyin içinde bunun içinde maps to itself. Bu bunun içinde inclusion map'i de kendisine götürecek. Dolayısıyla da hence şey örten bu map örten. Isont. Çünkü buradaki her sınıf bir tane x alfanın içinde kalıyor. Injectivity için ise şunu yapabiliriz. Assume that for injectivity let diyelim ki şu nesne işte bu limitin içinde dolayısıyla bir tane x sayının içinde olsun. For some alpha and assume that bu class şeyde sıfır olsun in h i x g. Bu ne demek? Bu nesne bir şeyin boundary'si, değil mi? So there is some bir tane eleman var. Tau diyeyim. Nerede bu? Ci plus 1 x g'de. So that bunun boundary'si bu nesneye eşit. Şimdi ama bu da bir singular simplex. Similarly bu da bir tane singular simplex olduğuna göre bu da bir tane şeyin içinde oturacak. X beta'nın içinde oturacak. Alfa olmayabilir ama bir X beta'nın içinde oturacak. For some beta. Çünkü her compact set bir tane X alfanın içinde. Diyelim ki bu da X beta'nın içinde olsun. Ama o zaman ne elde etmiş olacağız? Şimdi
Bu chain X alfanın içindeydi. Bu X beta'nın içinde. Alfa ile beta aynı şey olmayabilir ama şunu her zaman yapabilirim. İkisini de içine alan bir üçüncü küme var, değil mi? Directed set olduğu için. Choose gamma so that yani x alfa da bunun içinde olsun. And x beta da bunun içinde olsun. Then şu var elimizde. Elimizde şu var. Tau beta eşittir in x gamma oldu. Başka bir deyişle bu sınıf CG şeyin içinde sıfır in HI x gamma G'nin içinde sıfır and thus burada sıfırsa it is trivial in limit. Değil mi? Bir tanesinde sıfırsa o eleman zaten sıfır çünkü sıfırın gittiği her yer sıfır ve ona map eden her eleman ona denk. Dolayısıyla da artık o eleman sıfır. O halde ne görmüş olduk? Eğer bir sınıf limitin içindeki bir sınıf x'in içinde sıfırsa o zaman bir tane x gamanın içinde sıfır oluyor. Dolayısıyla da o eleman aslında limitin içinde de sıfır. Değil mi? This finishes the proof. Peki, dolayısıyla da şunu görmüş oluyoruz. Yani proposition'a bir daha bakarsak, proposition ne diyor? Eğer bir uzay subspace'lerin union olarak yazılabiliyorsa, öyle ki her kompakt set bu subsetlerden birinin içinde kalacak şekilde, o zaman o subsetlerin verdiği işte şeyle Directed sistemin limiti x'in homolisine eşittir. Burada tabii ki şunu kullanıyoruz. Hani homolojinin elemanları, homoloji klaslarını represent eden cycle'lar her zaman kompakt bir imaja sahipler. Peki. Şimdi kohomoloji için nasıl yapacağız peki bunu? What about bu homoloji için oldu. What about kohomoloji? Şöyle yapacağız. For a space X, the collection of compact subsets, şöyle diyeyim, X'in içindeki form a directed set under inclusion. Yani kompakt setler biri diğerinin içinde kalıyorsa işte içinde kalan daha küçüktür diyeceğiz. To each compact set K we associate we it's
tane group associate ediyoruz. Associate a group. Hangi grup? H I kohomoloji grubu. X X minus K. Daha önce yapmıştık bunu. With fixed ing. And to each inclusion K L of compact sets of compact subsets subsets we associate a homomorphism. Hangi homomorfizmayı? İşte inclusion map'inin verdiği homomorfizma. H I X X minus K. K daha küçük olduğu için X eksi K daha büyük. Dolayısıyla da buradan buraya bir homomorfizma var. Değil mi? Bu ne demek? Yani bir yerde x eksi k'nın içinde kalan simplexlerde sıfır değerini alan co-chain'lerin oluşturduğu kohomolojiydi. Tabii x eksi k daha büyük olduğuna göre, yani x eksi k'nın içinde kalan simplexlerde sıfırsa x eksi l'nin içinde kalanlarda da sıfır. Dolayısıyla da buradaki her eleman burada düşünülebilir. Elimizde böyle bir homomorfizm var. Bu homomorfizm inclusion'la induce edilse de bu map'in bir injection olması gerekmiyor tabii ki. Değil mi? Çünkü sadece bir homomorfizm var elimizde. Ama bu directed sistemin limitini alabiliriz. Resulting limit group lim h I x x x is equal h I c XG. Okay. Biz bunu tarif ettik mi ama etmedik sanki, değil mi? Kim? Evet, onu tarif etmedik. Ver xg is defined as following. Şöyle tarif edilecek bu. Ya aslında hemen hemen tarif ettik gibi de. Dolayısıyla compactly supported kohomolojinin iki farklı tanımını vermiş oluyoruz. Şöyle yapacağız. Let şu nesne işte şey olsun. Be the subgroup. Subgroup of XG consisting of cochains phi xi c'den g'ye for which there is some compact set
Compact set K. Bu compact set seçtiğiniz co-chain'e göre değişebilir. Such that öyle ki phi zero on all chains in x minus k. Şimdi bu durumda boundary, co-boundary map well defined bir şey olur. Yani elimizde işte şey var. Siz söyleyin. I x g'den I plus 1. Bu map well defined. Yani compactly supported bir tane co-chain alırsam onun boundaries de compactly supported olacak. Çünkü boundary almak aslında simplexlerin boundaries'ini almak anlamına geliyor. Ve bir simplexin işte kendisi bir compact setin içinde kalıyorsa ki kalıyor hani o zaman onun boundary'si de değil mi? Compact setin içinde kalacak. Hatta aynı compact setin içinde kalacak. Boundary'si de çünkü bir başka chain. Dolayısıyla elimizde böyle bir well-defined map var. Yani şurada aldığınız bir file'ın görüntüsü olan elemanın compact seti bundan aynı olmayabilir. Burada belki neden aynı olmayabilir? Çünkü bir tane sigma alıyorsunuz. O sigmanın evet. Yani şuna karşılık gelen compact setle buna karşılık gelen compact set farklı olabilir ama çok sorun değil. Yani sonuçta bir başka compact set bulabiliriz her zaman. Tamam. Dolayısıyla da bu tabii co-boundary map'i bizim usual co-boundary map'imiz. Since yani bunun karesi sıfır olduğu için we obtain yani bunun da boundary'si pardon karesi sıfır. Dolayısıyla bunun da bir komünesi var. We obtain so called compactly supported cohomology nedir o? İşte H I X G. Bunun elemanları neler? Cocycle'lar, compactly supported cocycle'ların denklik sınıfları yani evet, denklik sınıfları. Peki, ve bizim gördüğümüz şey nedir? Compactly supported cohomology'yi böyle de tarif edebiliriz. Ya da compactly supported cohomology'yi compact setlerin belirlediği bu relatif cohomology gruplarının direct limit olarak da tarif edebiliriz. Burada ispat edilmesi gereken şu ifade var, değil mi? Şu the resulting limit group is equal to bu diyoruz. Bunun ispat edilmesi lazım ama ispat aslında yukarıda verdiğim o homoloji için ispat ettiğimiz proposition'ın neredeyse aynısı. Yapacağınız şey şu olacak. Yani bir nesne işte bir yerde ne bileyim co-boundary ise limitte co-boundary'si evet yani şurada co-boundary elemanı ise o zaman o bir tane compact setin tek karşılık gelen compact sete karşılık gelen cohomology'nin içinde de co-boundary olacak vesaire. Yani oralardan kolaylıkla görülebilir. O yüzden onu
yapmayacağım. Okay. Şurada size bunu homework diye bırakayım. Exercise. Yani kitapta var bu da. Biz de bunun bir yerde simplicial versiyonunu yapmış olduk. Şey şu, compactly supported cohomology'yi aren için bakarsanız G coefficient'ta bu şeye izomorfik. Sıfır eğer i neye eşit değilse, i neye eşitse de doğrudan G'ye eşit. Yine benim şeyde 709 notlarımda bunun Deram versiyonu da var. Hani aynı sonuç. Ama bu da gayet basit. Hani bunu siz kendiniz bir yapıp görün niye buna eşit olduğunu. Peki. Şimdi dualite teoremi state edelim. Compactly supported cohomology için. Duality for non compact manifolds. Kompaktlar için tarif etmiştik. Teoremi state etmiştik. Non compactlar için etmedik. Şimdi onu yapacağım ve bu teoremi ispat edeceğiz. Çünkü bunu işte buradaki manifoldu compact alırsanız zaten compact versiyona dönüşüyor teorem. O yüzden hani bunu ispat edince hem compact hem non compact versiyonu ispat etmiş olacağız. Şimdi teoremin statement'ı şu. Önce bir hazırlık. Let M be an R orientable N-manifold non-compact olabilir. Define, redefine DM duality map'i şöyle tarif ediyoruz. HKCMR'dan compactly supported cohomology'den standard singular homolojiye gidiyoruz. Homolojide compactly supported lafı etmiyoruz çünkü homoloji by definition compactly supported. Her bir özür dilerim homoloji klası zaten kompakt bir kümenin içinde kalıyor imajı. O yüzden hani homolojide öyle bir laf etmeye gerek yok. Dönüp biz kohomolojide onu yapmaya kalkıyoruz. Çünkü kohomolojinin naturally kohomoloji klasları compact supported değiller. Onu geçen hafta konuşmuştuk. Ama bunu izomorfik hale getirmek için işte birazcık değil mi şey yapıyoruz, zorlama yapıyoruz. Yani bütün işte kohomolojiyi almıyoruz da standart kohomoloji, compact supported kohomoloji alıyoruz. Peki şu map'i de şöyle tarif edeceğiz. As follows. Özür dilerim. Şimdi for compact sets K, L, M. KVL kompak belki subset desem daha iyi. Subset. M kompakt olmak zorunda değil. M may not be compact. Şunu tarif ediyoruz. Şimdi H, N, M, L, özür dilerim.
R. Aslında bu şu değil mi? Şöyle yazayım isterseniz. MXL. Şimdilik yazayım da bir daha yazmayacağım. M MXL R cap product alıyorum. Cap product alırsak nereye geleceğiz arkadaşlar? N-K değil mi? N-K M R'a geleceğiz. Hatırlarsanız buraya koyduğunuz subset her neyse ikisinde de aynı şey varsa bunlar birbirini cancel ediyorlardı. Ve absolute cohomolojiye iniyorduk. Şey homolojiye iniyorduk. Ondan sonra şurada şey var. H N M M eksi K R burada H L M M eksi K R var ve burada da cap product var. Şimdi L daha küçük. Dolayısıyla M eksi L daha yok. L daha büyük. M eksi L daha küçük. Dolayısıyla buradan buraya inclusion map'i var. I star. Buradan da buraya inclusion map'inin ürettiği kohomolojideki map var. Yani birisi homolojide, birisi kohomolojideki map'ler. Peki ben şimdi map'i nasıl tarif ediyoruz? Map'i şöyle tarif edeceğiz. Kohomoloji şimdi şöyle diyeyim. Okey. Şimdi M'yi oriented kabul edeceğiz. Assume M is oriented. Oriented. Yani ne demek bu? O zaman in other words we have chosen a class. A generator for each H N M M pardon X değil mi? Bunun için bir her bir noktadaki homoloji için bir tane jeneratör seçilmiş. Ve bunlar bir de local compatibility condition'ını sağlıyorlar. Bizim manifold'umuzun oriented bulunması şunu da söylüyor. Bir de bir lemma yapmıştık. By a previous lemma there are unique classes classes mu k bunlar nerede? H N M K R'da yani şu grupta burada pardon ve şeyde bir eleman var aynı şekilde and mu L bu nerede? Bu da H N M L'de. Burada şey yapmak zorundaydık. Yani M'nin içinde bir class bulamayabiliriz. Çünkü M kompakt olmayabilir. M kompakt değilse o zaman elimde sadece bunlar vardı. Her kompakt set için böyle bir class vardı. Yani çünkü fundamental class hani
Ancak M kompaksa var, yoksa ancak böyle lokal class'lar var ama bu lokal class'lar da unique. Unique onu biliyoruz. Local condition'dan unique classes which restricts to mu x in h n m x r. Şuradaki bizim şeyde we have chosen generator, ona da mu x diyeyim. For each. Şimdi hem mu k mu x'e restrict ediyor hem de mu l şeye restrict ediyor mu x'e. Ama zaten biri diğerinin de içinde yani şimdi h n m l r'dan inclusion map ile h n m k'ya gidiyorum değil mi, bu k'nın burada bu da restriction map'i inclusion'la induce ediliyor. Buradan da yine inclusion map ile yani x noktasının m'ye inclusion'u ve x noktasının m'ye inclusion'uyla h n m x'e gidiyorum. Buradaki mu l ve mu k elemanları, bu mu k pardon mu l mu x'e gitti. Buradaki mu k de mu x'e gidiyor her x için. O zaman bu klaslarda unique olduğu için o zaman mu l de mu k'ye gitmeli. By uniqueness we see that mu l maps mu k. Yani inclusion map'i bu mu l'i mu k'ye götürmek zorunda. Peki, map nasıl tarif edilecek o zaman? Şimdi elimde bir tane cohomology class'ı varsa okay. Aynı zamanda şu da var. By the naturality of cap product we have şu var. For any x in nerede? H k m K R. Oops. M K R. K'da support edilen bir cohomology class'ı için şu var. I star mu l L'deki klası, lokal fundamental klası X'e cap etmek o sınıfı geri çekip şeyle cap etmekle aynı şey. Ve buradan da şunu görüyoruz. Mu L'in de görüntüsü buydu. And thus şimdi mu l'in I star altındaki görüntüsü de mu k'ydi. Mu k cap x ne olacak? Mu l
I star x. Yani bu şunu söylüyor. KL'nin içindeyse, KL'nin içindeyse K'daki bir sınıfı müK ile kep etmek o sınıfı L'ye geri çekip ondan sonra müL'le kep etmekle aynı şey. Dolayısıyla bu kep product alma işini K'da da yapabilirsiniz, L'de de yapabilirsiniz eğer KL'nin içindeyse. Değil mi? Bunun söylediği şey o. K'da support edilen bir sınıfı L'ye çekip L'nin lokal fundamental klasına yedirerek elde ettiğiniz homoloji sınıfı bu işlemi doğrudan K'nın içinde yaparak elde ettiğiniz homoloji sınıfıyla aynı şey diyor. Bunu nerede yaptığınızın bir önemi yok. O yüzden de şöyle tarif edebiliriz. Therefore, letting K vary over compact sets in M, the homomorphisms. Hangi homomorfizmler? İşte lokal şeyler, mapler. Şimdi her K için elimde böyle bir tane homomorfizm var. Inclusion mapinin verdiği. Pardon. Cap product'ın verdiği. Nasıl veriliyor bu? İşte x'i aldığım zaman bunu müK ile cap ediyorum. Bunlar induce a homomorphism. In the limit. Hangi şeyde? İşte bu DM HCK M R HN minus K M R. Burada yani şunu limit olarak görüyorum. Limit H K M K kompakt setler üzerinde limit olarak görüyorum. Böyle yapmak zorundayım çünkü şey yok. Elimizde manifold kompakt olmadığı için bir tane fundamental class yok. Fundamental class sadece kompakt setlerde, subsetlerde yaşıyor. Ben orientation'ı kullanarak her compact set'te bir orientation class buluyorum. Böyle bir fundamental class buluyorum. Ve lokal olarak bunlarla işlem yapıyorum. Ama işte yukarıda da gördük ki bu işlem bir yerde kanonik bir işlem. Hani hangi compact set'in içinde yaptığınızda önemli değil. Bir compact set diğerinin içindeyse o zaman işte oraya restrict ederseniz class'ınızı ve orada cap product alırsanız aynı şeyi elde ediyorsunuz. Dolayısıyla da siz limitte bir işlem yapmış oluyorsunuz. Değil mi? Limitte burada bir işlem yapmak ne demek? Ben burada bir eleman alıyorum. O eleman bir denklik sınıfı. O denklik sınıfının bir temsilcisini kullanarak işlem yapıyorum. Yukarıda yaptığımız şey şunu söylüyor. O denklik sınıfının iki farklı temsilcisi varsa, yani bir K-sub compact subsetine karşılık gelen bir de L compact subsetine karşılık gelen temsilcileri varsa hangi temsilciyi kullanırsanız kullanın aynı şeyi elde ediyor musunuz? İşte buradaki şey de tam olarak onu söylüyor. Aynı şeyi elde ettiğimizi söylüyor. Bir tane sınıf aldığım zaman bu sınıfı L'ye geri çekip
Oradaki fundamental class'a yedirmek K'dakine yedirmekten bana aynı şeyi veriyor. O yüzden de elimde böyle well-defined bir map var. Peki. Teorem de şu. Teorem. The duality map. Map. DM. Nereden? İşte H, K, C, M, R'dan H, N minus K, M, R'a is an isomorphism. For all K, whenever M is an oriented n manifold. Oriented diyoruz çünkü şey yani bir tane fundamental class'ını yani main üzerine bir orientation koyuyorum. O orientation'ı kullanarak zaten DM'i tarif ediyoruz. R Z2 ise zaten her zaman şey var. Hani unique hatta o zaman orientation var. Z ise ve M orientable ise iki tane seçim var. Değil mi? İki tane connected manifoldlar için iki tane orientation var. Ama rastgele bir ring alırsanız hani bir sürü orientation olabilir. Her unit eleman size bir orientation veriyor. Ve burada siz o orientation'ı seçiyorsunuz. Dolayısıyla işte bu μk class'larını seçmiş oluyorsunuz. μx'leri ve μk'leri seçmiş oluyorsunuz. Bu class'ları tarif ederek DM'i tarif ediyorsunuz. Peki. Teorem bu. Bir dahaki ders bunu ispat edeceğiz. Tabii belki remark olarak şunu söyleyelim hemen. Son olarak. M kompaktsa if sanırım kalemin pili bitiyor. If M is compact then tabii ki bu compactly supported cohomology zaten standart cohomology'ye isomorphic eşit so that the above theorem gives the version for compact manifolds. Compact bir manifoldda bu iki kohomolojinin eşit olduğu da yani bunu direkt şeyden görebilirsiniz. Compactly supported co-chain'ler değil mi? Zaten o zaman bütün co-chain'ler olacak. Çünkü manifoldunuz compact. Dolayısıyla her chain compactly supported. Başka bir deyişle yani C, I, M, R zaten bu C, I, M, R'a eşit. Dolayısıyla bunun kohomolojisiyle bunun kohomolojisi aynı. Peki. Zamanımızı da doldurduk. Bir dahaki derste bunun ispatını umarım bitiririz. Evet, yani 2-3 sayfa bir ispatı var. Bitireceğimi umuyorum. Tamam, bugünlük bu kadar olsun.